Bizler de anca Yandex'in Türkiye yöneticisi dostları diye Google'a ceza yazmaya kalksınlar. Yandex'in Türkiye yöneticisi dostları diye Öyle mi? Bilmiyorum o konuyu. Oğlum Yandex Rus değil mi lan? Yandex Rus muydu? Yandex Rus değil mi? Ya Yandex konusunda bildiğim tek şey İstanbul'da herkesin Yandex'in navigasyonunu kullandığı. Ama insanların anlamadığı bir şey var. O nasıl dilden dile dolaştı bilmiyorum. Yani büyük komedi. Onu, onu, onu anlamıyorum abi ben. Böyle bir kafa var. Bir anda çıktı. Abi Yandex daha iyi. İnsanların bu Yandex'in ve Google'ın nasıl çalıştığını iyi anlaması lazım. Ne kadar çok insan o navigasyonu kullanıyorsa navigasyon o kadar efektif ve iyi çalışıyor. That's it yani bu. Yani Yandex'in daha iyi olması için daha çok insanın kullanması lazım. Böyle dilden dile yayıldı pazarlama kafası bir şekilde oturdu yani ama aslına bakarsan bir esprisi yok yani çok insan kullanmaya başladı bir anda ve Yandex güzel çalışmaya başladı. Navigasyon sonuçta. Bir tane video vardı onu izlediniz mi? Adam şey yapıyor. 100 tane telefonu bir tane sepetin içine koyuyor. Tek başına bir sokakta yürüyor. Hepsinden açıyor navigasyonu. Sokak tıkanmış görünüyor navigasyonda. Yani sonuçta ne kadar insan kullanırsa o kadar iyi çalışıyor abi navigasyon. Ama sokak bomboş gerçekte. Adam hackliyor navigasyonu yani. Hem de efektif bir hack. Çalışan bir hack. Değil mi? Almanya'da yapıyordu adam bunu. Yani bir navigasyonun iyi çalışıyor olması demek çok kullanıcısı var demek. Bu kadar basit datanızı alıyor adam. Diyor ki X noktasında 20 kişi var, Y noktasında 300 kişi var. Bu kadar yani. Millet kameranın olduğu yeri düşünerek basıyor ya da başlıyor. Google göstermiyor. He. Bir de Yandex'te sanırım yazabiliyor değil mi insanlar? Şey falan yazıyor adam. Arkadaşlar yengenizin canı turşu çekti. Yolu açar mısınız falan böyle. Böyle bir bok da var. Çevirme var beyler dikkat falan diyor. <laughs> <laughs> Polonya'dan döndüğüne pişman mısın? Hayatımda yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim ya. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Hayatımda yaptığım her şey doğruydu anlamına gelmiyor. Ama yaptığım şeyler neyse bugün beni ben yapan o yaptığım şeyler olduğu için sonuçta. Pişman değilim. Kendimi seviyorum çünkü mutluyum. <laughs> Çok iyi olmuş ya. Bir dakika reddit ef efektif mi? Çalışıyor mu? Bakalım neler var. <laughs> Full 95 artı olursun ama emektarlar eline verir. Biple ceset bugmaster siker bu arada. <laughs> <laughs> Valorant drop bekleyenler. amına anahtarı. Valorant istiyorsanız oynarız ya. Abi bak ben şimdi Tuğrul Bey oldum. O öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> <Master of> <laughs> chat bunu hiçbir zaman demiyor bu arada. Bugün de Mountain Blade oynamayacaksın değil mi? Hiçbir zaman demiyor abi chat bunu. Bugün de Mountain Blade oyna diyor. Psikoloğum, komrade rehin gerçek değil seni incidemez. <laughs> komrade rehin. <Reyk> <laughs> Cahoo'nun ordusu. Kızılgöz, Beyliköz ve 15.000 haydut Cahoo. <laughs> Funtigin de gelse fena olmaz. What gives people feelings of power, money, status, chat'teki ahmetler. <laughs> abi şu postları silin ya. Niye random insanların videoları var? Ne alaka mı okuyayım? <laughs> Mountain Blade'de yamayan köylülerin gördüğü. Bu da mesela bizle alakasız. <laughs> Bu da boş. Bir bunlar abi. Ha, edit mi bu? Fantasy? Purple, says such Purple. I, I wrote a blog post a while ago about why I hate video games. Because this is what it does, it appeals like the male fantasy. Purple, turn such Purple. <laughs> <gülüyor> 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 Bu bu arada dünyanın en iğrenç videolarından birisi kadın çıkıyor diyor ki Oyunlardan bu yüzden nefret ediyorum çünkü erkeklerin fantezi dünyasına hitap ediyor diyor. Şimdi böyle bir söyleme verilebilecek e, çok basit cevap şudur. Bre amına kodumun andavalı kalk o zaman sen de kadınların dünyasına fantezi dünyasına hitap eden bir oyun yap. Yani kimse seni tutmuyor ki kimse kadınlara bu konuda zincir vurmuyor ki. Buyurun abi toplanın. Yarrak ise bizim oynadığımız oyunlar. Kendi fantezi dünyanıza uyan oyunları yapın abi. Yani bu herkese açık yeteneğini geliştiriyorsun, kodluyorsun. Oluyor işte yani. Allah Allah. Yani sanki şeymiş gibi. Sen de yap marketinginde de ki reis bu kadınların dünyasına uygun de. Bitti çık yap abi kimse seni tutmuyor yani. Oh, Rabbim with me. Ezan okunuyor. Yalan söylüyorsun. Abi yeminle gördüm. O öyle değil dedi, link atmayın dedi. Yok mu bir welcome to the game'imiz tekrar? <laughs> Ahmet abi Minecraft gideceğim mi? Ahmet abi. Yani bunu tabi elle yapmadığını biliyoruz. Ee... this is what men like right. <laughs> eş isteyen bir lastiği gerçekten kendi düşüncelerini söylemek %90 yüz, %90 oran üzeri saçma sapa konuşmaları da tavlama. Bu doğru. Arkadaşlar sana bir moda mı diyor? Domatik zekasın. Ya şuna gülemedim abi. Gülemiyorum buna ya. Ya bunun komik versiyonları var, komik olmayan versiyonları var. Bu komik değil abi, gülemiyorum buna ya. Bize gelenler genelde şey oluyor. Ya soy manyak hareketler yapıyorum. Li'yi gözüm kapalı oynarım. Ananı sikerim. 015. <laughs> Peki. Şe. <Şah. gülüyor> ha bak mesela bunlar silah abi. Why you should install Valorant? Bize ne amına koyayım? Amcık Burası Caharya. Her şey benimle ilgili. Burası bir forum değil abi. Reddit'in ne olduğunu bilmiyorsanız siktirin gidin. Burası bir forum değil. Bu ne salak bir şey ya. Banlayın bunu shitpost. Bu ne amına koyayım. Shitpost banla bunu gitsin. Git. İstemiyoruz senin gibi insanları. Burası sadece benimle alakalı. İdi ilginizi çekebilir. Hello, Gaz ne oluyor amına koyayım. <laughs> De bana craft Lastigin mine. Evet, very funny. Bunu buldum siz nerede saksın? Sil bunu, banla. Banla bu piç kurusunu. Bu ne? Not funny. Not funny. Tamam yayınlarda Reddit'e bakarız. Ama Reddit modlarının iyi çalışması lazım. Tanrım oralar çok iyi bu. <laughs>